bir kere çalışıyorsun. Bu bir artı. Yani hiç çalışmayabilirdin. Ama bir de bunun verimli çalışması nasıl olacak? Gel bugün onu beraber öğrenmeye çalışalım. Çalışmanı yaparken gerçekçi olman lazım. Yani bugün bin soru çözeceğim. Bu gerçekçi bir şey değil ki. Bin soru kimse çözemez bir anda. Veyahut da bugün 600 tane matematik soru çözmeyi hedefliyorum. Böyle bir şey olamaz. Hocam zaten 10 tane yeni soru kafamı yedirtiyor hocam. Çok güzel bir şey söyledin. Gerçekçi olduğumuz zaman biz bazı soruları çözemeyeceğimizi görüyoruz. Zamanını iyi planlaman lazım. Ya işte gece 11 gibi otururum. Böyle bir şey olmaz. Geceliğin geç saatte çalışmak doğru değil. Veyahut da ya okuldan geldin yorgunsun üstüne gittin makarna yedin salçalı. Hadi şimdi ders oturayım. Bak bu doğru bir zamanlama değil. Çalışma ortamın düzenli olması lazım. Farklı derslere çalışman lazım ve çalışmalarının sonunda kendini ödüllendireceğini bilmen. Eğer ödüllendirmeyeceksen ya bunu bitireceğim işte. Hayır bunu bitirdikten sonra yarım saat sosyal medyada gezeceğim. Veya bunu bitirdikten sonra kendime şu çikolatayı hediye edeceğim gibi şeyler söylemek de seni motive eder ve daha verimli çalışmanı sağlar. Birisi Tonguç'um en önemlisini söylüyorum. Hedeflerin yüksek olmalı. Yani çok büyük hedefin olmamalı. İşte ben e normal bir lise istiyorum. Veyahut da ben işte yazıldan 65 almak istiyorum. Bu doğru bir hedef değil. Hedefin yüksek olacak. Gerçekten ulaşması zor bir hedef olacak. Ama programın gerçekçi olacak. Yani şöyle sen bir hedefin var diyelim ki ben Galatasaray Lisesi'ni istiyorum. Çok yüksek bir hedef olabilir. Programda günde 1000 soru çözeceğim bir şey olamaz. Günde bin soru çözemez. Günde 15 saat ders çalışmayı planlıyorum. Böyle bir şey olamaz. Hedefini yüksek tutarsın. O hedefe ulaşmak için gayret gösterirsin. Mantıklı gerçekçi programla çalışırsın. Hedefine ulaştığın zaman da tam ulaşamasan bile yine yüksek bir başarı elde edersin. Dolayısıyla hedefimizi, hayallerimizi her zaman yüksek tutacağız. Asla küçük bir şey hayal etmeyeceğiz. Ama programımızı çalışma programımızı planımızı gerçekleştireceğiz. Zamanımızı iyi planlamamız lazım. Bak Tonguç. Bir soruyu çözerken bile zamanını iyi planlamazsan sıkıntı yaşarsın. Diyelim ki bir paragraf sorusu düşün. Böyle uzun bir paragraf var. Sonra soru kökü var, seçenekler var. Sen direkt buradan böyle başlarsan Soruya geldiğinde paragrafı unutacağın için bir daha paragrafa başlamak zorunda kalırsın. Niye? Çünkü önce soruyu okuyup sonra paragrafa geçmen lazım. Bak zamanını iyi planlamadığın için bir soruya bir dakikadan fazla süre vermek zorunda kaldın. Ve soru dikkatini dağıttı. Aynı bir soruda zamanını iyi planlaman gerektiği gibi günlük hayatında da ödevlerini yaparken, sınavlara hazırlanırken hatta ve hatta eğlenirken bile zamanı iyi planlaman lazım. Yani herkese evet dersen Hiçbir türlü eğlenemez. Hadi gel bize çıkalım. Tamam geliyorum. Hadi gelsene. Tamam geldim. Hadi gel maç yapacağız. Tamam. Herkese tamam 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 tamam. Bir bakmışsın ki zamanın çarşı olmuş. Hayır demeyi bileceksin. Zamanını iyi planlayacaksın. Zamanını iyi planlarken Tonguç'um. Zamanını iyi planlarken mutlaka ve mutlaka sen geçmişte yaptığın hatalarından da mutlaka bir e, ders çıkarmalısın. Yani ben geçen hafta sonu planlamadım. Saatlerini tam yazmadım ne yapacağımın. Bir baktım bütün hafta sonu hiç ders çalışmamışım ve zamanım boşa geçmiş diyebilmelisin. Çalışma ortamını düzenlemek de çok önemli olacak. Şöyle bir masada kimsenin ders çalışması gelmez. Ama böyle bir masada, düzenli bir masada insan gerçekten ders çalışması gelir. Ben eskiden ne yapardım biliyor musun Diyelim ki şöyle bir masam var. Masamın üzeri dağınık olduğu zaman hiç ders çalışasım gelmezdi. Benim Sonra, de hocam hep para yatakta çalışıyordu. Sonra masanın masamın üzerini bomboş tuttum. E, bu sefer yine ders çalışasım gelmedi. Masanın üstü boş zaten hiçbir şey görmüyorum. Masanın üzerine şöyle bir kitap koyuyordum. O gün çalışmam gereken kitabı öyle düzgün bir şekilde oraya bırakıyordum. O kitap orada bana böyle bakıyor tamam mı? Bana sanki gözleri varmış gibi şey bakıyor. Diyor ki bak diyor. Sevgili diyor, sevgili, sevgili Taha diyor. Bak ben burada kitap olarak duruyorum diyor. Sen beni görüyorsun ben de seni görüyorum diyor. Masada düzenli diyor. Hadi gel, gel, gel benle çalış gibi bakıyordum. İlk başlarda çalışmasam bile sonra zamanla o kitabın orada tertemiz durması bende çalışma hissi oluşturuyordu ve açıp çalışıyordum. Dolayısıyla masa dağınık olduğu zaman çalışamıyoruz. Masa bomboş olduğu zaman çalışamıyoruz ama bomboş, düzenli bir masanın üzerinde o gün çalışmamız gereken ödevi düzgün bir şekilde tutarsak o ödev adeta bizi çağırıyor. Gel, gel, gel. Bak ben burada hazırım, müsaitim. Seni masanın üzerine düzgün bir şekilde bekliyorum. Etrafında dağınıklık yok. Sadece bana konsantre ol ve ben yap kurtul diye seni çağırıyor. İşte bu en güzel çalışma yöntemidir. Hatta Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonrasında diyelim ki bir kitap var, şöyle bir kitabım var tamam mı? Bu kitabı okumak istiyorsun, çalışmak istiyorsun ama çalışmak istemiyorsun ya yani açamıyorsun. Kitabın yanında şöyle bir 10 dakika bile dursan, böyle hiçbir şey yapmayıp dursan bile zamanla kitabı açıp okuyasın geliyormuş, yeniden çalışasın geliyormuş. Ve kitap kendi lisanı haliyle yani kendi duruşuyla seni kendine davet ediyormuş. Dolayısıyla sen düzenli bir ortamda, düzgün bir ortamda çalışman gereken e, dökümanı, çalışman gereken kitabı, ödevi, notu koyarsan o senin çalışma motivasyonunu artırıyor. Çalışma sistemin konu çalışma, not çıkarma ve soru çözme gibi üç temel başlık alta toplanmalı. Yani sen bir şey çalışırken, bir şey çalışırken ya işte bugün de bunu çalışalım soru Hayır. Önce bir konuyu çalışman lazım. Yani hiçbir konuyu bilmiyorsan açıp o konuyla alakalı video izleyerek, o konuyla alakalı hocanın anlattıklarını tekrar ederek, o konuyla alakalı bilen bir arkadaşından dinleyerek ya da kendin konu anlatılı bir kitaptan çalışarak işte sıfırdan kitapları olabilir ya da Milliyetin Bakanlığı kitapları fark etmez. Konuyu çalışman gerekiyor. Ve onunla alakalı notlar çıkarman gerekiyor. Sonrasında soru çözmen gerekiyor. Bak Tonguç. İnsanlar en iyi öğrenmeyi nasıl gerçekleştirirmiş biliyor musun? Yani böyle ders... Yan öğrendim. yatarak. Yan yatarak değil saçmalama. <laughs> not tutarak, not çıkararak. İnsanlar yazdıklarının çoğunu hatırlıyormuş. Dolayısıyla sen bir şey dinlerken eğer not alırsan... ...bir şey dinlerken eğer... E, ...hocanı dinlerken ya da bir videoyu izlerken... ...ya da bir kitabın özetini çıkarırken kitabın e, kitabın konuk anlatım sayfasını çalışırken not çıkarırsan onların çoğu aklına kalıyor. Dolayısıyla not çıkarman lazım ve en sonunda da soru çözmek. Çünkü soru çözdüğün zaman bir şeyle alakalı öğrenip öğrenmediğini sorguluyorsun ve kendi yönetimi yapmış oluyorsun. Bir şey daha var ki o da önemli Tonguç'um. Ezber yapmamalısın. Yani ezber yapıp Aman bunları da ezberlemişim. Bunun özünü anlamalıyım hocam. Mantığını anlamalıyım. Çok güzel konuşuyorsun ama bunun mantığını anlamak da şuradan geçiyor. Herkes aynı şeyi söylüyor o yüzden ben aynı şeyi söylüyorum. Aferin tebrik ediyorum. Gerçekten şu anda çok güzel rol yaptın. Ama burada şöyle bir şey var Tomuş şey evladım benim. Bunu nasıl yapacağız diye bir Ya ezber yapma konu mantığı. Nasıl? Bununla alakalı en doğru yöntem nedir biliyor musunuz? Birincisi dersi dersen hocadan dinlemek. Yani hoca sana anlatırken vurguladığı yerler. Bakın burası çok önemli. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Diyorsa onu sınavda soracaktır. Ve onu iyi anlamaya çalışman lazım. Onu anladın veyahut da anlayamadın ama not aldın. Eğer tam öğrenemediysen hocaya soracaksın. Eğer yine pekiştiremezsen akşam bizim gibi video kanallarından o konuyla alakalı tekrar yapabilirsin. Yine anlayamadın. Diyelim ki hocayı dinleyemedin. Hocayı dinledin ama anlayamadın. Hocaya sordun hoca benim işim vardı gitti. Akşam geldin videolardan izledin ama tam öğretemedi sana hoca. Veyahut da biz öğretemedik. Olabilir. Bu sefer konuyu öğrendiğini düşündüğün bir arkadaşından yardım isteyebilirsin. O sana öğrettiği zaman o da daha iyi öğreneceği için konuyu o da çok iyi anlamış olur ve sen de o da mantığını tam olarak kapmış olursunuz. Ve diğer bir şey kendini ödüllendirmek. Kendini ödüllendirmek nedir Tonguç'um? Bir şey çalışırken mesela ben şu anda bu videoyu çektikten sonra seninle beraber yemek yiyeceğiz. Yemek öyle değil mi? Beraber seni ben simit yemeğe götüreceğim. Beraber evet, simit ediyorum. ve ayran yiyeceğiz. Bunun motivasyonuyla birazdan yiyeceğimiz o simit ve ayranın o sıcacık simit ve buz gibi ayranın heyecanıyla bu videoyu güzel güzel anlatıyorum sana. Sen de inşallah şu video bitse de hoca simitini ısmarlasa bana diye sevinçlisin. Bak biz önümüze küçük bir havuç koymuşuz ve o havuç bizi motive ediyor. Sen de bir derse çalışmadan önce, bir testi çözmeden önce, bir kitabı bitirmeden önce veya bir ödevle alakalı, bir yazılıyla alakalı çalışma önce eğer bugünkü çalışma programı tamamlayıp 500 soru çözersem, 500 belki fazla olabilir, 150 soru çözersem, 200 soru çözersem kendine bir ödül koymalısın. Ödülü koymak da bir ödev yani. Nasıl yani hocam? Ödülü koymazsam olmaz mı? Olmaz. Mutlaka demelisin ki ben bunları bitirdikten sonra bir saat televizyon izleyeceğim. Veyahut da işte bir saat sosyal medyada takılacağım. Veyahut da işte arkadaşımla buluşacağım. Veyahut da top oynayacağım. Veya fark etmez. O ödülü sen kendin vereceksin. Ödül önceden belirleyip unutacaksın. Diyeceksin ki ben bu ödülü hak etmem için mutlaka bu soruları çözmem lazım. Mutlaka bu konuyu çalışmam lazım. Ne var lazım? Bir de tabii ki burada biraz reklam gibi olmuş, bal gibi olmuş ama farklı dersleri çalışmalısın. Yani bütün gün sadece matematik çalışmak, bütün gün sadece Türkçe çalışmak, bütün gün sadece İngilizce çalışmak da doğru değil. Matematik e, ve fen gibi sayısal derslerden çalıştıysan o gün aynı zamanda yarı zamanlı Türkçe gibi, din gibi, İngilizce gibi sözel derslerde ayrım Bu sınıfına göre değişebilir. Fark etmez. Ama her gün aynı ders, her gün bütün gün hep matematik çalışmak ya da bütün gün sadece Türkçe çalışmak beyninin verimsiz bir şekilde... Yanmasına sebep oluyor hocam. Ee, beyninin yanmasına sebep olur. Çok güzel özetledin. Hadi bakalım. Bizden başka ne tarz videolar bekliyorsun? Başka hangi konularda sıkıntı yaşıyorsun? Bunu yorumlara yazabilirsin. Görüşmek üzere Tonguç.